4 yıl boyunca biz sizinle beraber çalıştık. Aklımız erdiğince, gücümüz yettiğince, gönlümüz erdiğince sizlere gece gündüz demeden hizmet etmeye çalıştık. Eksikliklerimiz olmuştur, yanlışlıklarımız olmuştur, yapamadıklarımız olmuştur. Ama şunu bilin, bu kardeşiniz, bu evladınız hiçbir şeyi bilerek eksik bırakmamıştır, bilerek yapamamızlık etmemiştir. Zaten benim asla şüphe etmediğim bir şey var. Bu millet, bu milletin adamını hiç şeksiz şüphesiz seçecek. Garanti, Allah'ın izniyle. Ama milletin adamını parlamentoda yalnız bırakmamak için, ona destek etmek için muhakkak orada güçlü olmamız lazım. O güçlü olmanın tek yolu da bu milletin yine buradan, bu memleketten önce beni, sonra Saadettin hocamı, ardından Lokman kardeşimi meclise göndermesidir. Değerli dava arkadaşlarım, sizlerin hizmetkarlığınıza talip olarak 24 Haziran seçimleri için bugün aday olarak huzurunuzda olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyuyorum. Biz bugün bu davaya sahip çıkmaksak, çıkmıyorsak kendi kişisel egolarımızla, kişisel nefsi duygularımızla bu davadan uzak duruyorsak, ben inanıyorum ki mahşer gününde Filistin'deki yetim, Suriye'deki yetimin elleri o kişinin yakasında olacaktır. Ve onun hesabını soracaktır ondan.